En son AK Parti'den yapılan açıklamada aslında bu başvuruyla birlikte mazbatanın da verilmemesi İmamoğlu'na yönünde de bir başvurularının olduğunu duyurdular. Yalnız mesele artık İstanbul değil. Şöyle ki aslında seçimlerin şimdiye kadar aslında hükümetlerin ve iktidarların meşruluklarını kurdukları temel araçlardan biri olduğunu gördük Türkiye'de. İyi ya da kötü, yani darbe dönemleri dışında aslında seçimlerin tartışmalar olsa bile aslında güvenli bir ortamda yürütülme, seçim sonuçlarının güvenilir olduğuna dair bir izlenim hakimdi. Bu da aslında sistemin meşruluğunu kurmasının ve AK Parti'nin de tabii ki temel meşruluk aracı olarak karşımıza çıktı. Yani milli iradenin sandıkta tecelli ettiğine dair bir kavrayış içinden kendini kurdu. Şimdi bu şu anki tablo bize aslında üç açıdan bundan sonrası için artık seçimlerin eğer böyle giderse, böyle devam ederse bundan sonrası için seçimlerin bir iktidarlar açısından bir anlamının kalmayacağını gösteriyor ne yazık ki.